Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Ekim Çarşamba Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul Tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz bilginize. Evet arkadaşlar Elazığ'da bizleri 8 koşulu bir program bekliyor. İstanbul'da ise 10 koşu var. Onu da söylemiş olayım. E, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve tabii ki katıl üyesi olarak destek vermenizi bekliyoruz ve rica ediyoruz sizlerden arkadaşlar. Bunun haricinde de bildirim zilini açarak yine videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi 8 koşulu programda öncelikle 4'lü Ganyan oyunu vereceğiz. Daha sonra 3'lü Ganyan vereceğiz arkadaşlar. Ve de devamında da 6'lı Ganyan oyunumuzu vereceğiz Elazığ için. Maiden dişi 3 yaşlar atlar 1600 kum pist yarışı koşulacak arkadaşlar. Bu koşu 4'lü Ganyan'ın ilk ayağı olacak olan yarış. Aynı zamanda ilk koşu bildiğiniz gibi. 14 gün evvel start alıp 3. olan Safkan 9 numara Taşo benim bu koşudaki favorimdir arkadaşlar. Bu atı burada tek bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Yani bunun en büyük sebebi birazcık daha bütçenizi düşünerek hareket etmemden kaynaklanıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü hem İstanbul var 2 altılı hem de burada altılı var. Onun haricinde 4'lü gönlün oynayacaksanız mümkün olduğunca ufak tutmanız gerektiğini düşündüğüm için hem Dörtlüyü ve üçlüyü hem de Elazığ'daki altılıyı zaten ona göre bir ölçüde vereceğim. Yani onu belirtmiş olayım. E, o yüzden de burada dörtlü yanda ufak bir oyun yapılması için 9 numara Taşo tek bıraktım diyebilirim. Peki tek bırakmasak burada ihtimali olan safkanlar hangi isimlerdir? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, 5 numara Hesra Hanım ve 1 numara Aktaş'ın kızı. Bir de zorlarsak gelincik çiçeğim 3 numaralı safkanın şansı var gibi gözüküyor. Ben bu atların da zaten tabelada kendilerinin yer bulacaklarını düşünüyorum. Fakat favorim 2 yarıştır iyi gelmesi ve 14 gün evvel 3. olması ile birlikte 9 numara taşo olduğu için 9 numarayı sizlere tek olarak verdim arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci koşuya. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1800 kompistler. yarışı. 7 safkanın mücadelesi diyeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda bu 7 at içerisinde bizim favori olarak değerlendirdiğimiz safkan Ferit yardımcıyla yalan dünya 5 numaradır. Şimdi bu ata rakip olarak burada 2 numara Great Hunter'ı görüyoruz. Great Hunter yazılabilecek bir durumda. Onun dışındaki Suruç Ağası ve Modest Girl'ün de iyi koşmasını bekliyoruz. Fakat yine de e, biz burada arkadaşlar bu iki ismi e, almayacağız. Sadece Yalan Dünya ve Great Hunter'ı değerlendireceğiz. E, böyle bir durumda arkadaşlar e, 5 ve 2 şeklinde iki safkanlı oyunu düşünebiliriz. Üçlü ganyan için e, risk alıp tek atabilirsiniz ama dörtlü ganyan da burayı 5 2 yapmanızı tavsiye ediyorum. Üçlü Ganyan için 5 veya 2'den birisini seçip tek bırakılabilir. İkili oynayacaksanız bakın sıralı ikili demiyorum. İkili oynayacaksanız 5 ve 2 iki ikili oynanır. Onu da belirtmiş olayım. Bu koşuyla ilgili başka söyleyeceğim bir şey bulunmuyor. Çifte tavsiye etmiyorum. Birinci çifte hani belki önersek önerirdik. Ama dediğim gibi burada sıralı ikili vermediğim için çifte de vermem doğru olmaz. Onun için de burada arkadaşlar sadece ikili oynamanızı öneriyorum. 5 ve 2 şeklinde bir ikili tavsiyesinde bulunuyorum size burada arkadaşlar. Aynı zamanda e, üçlü ganyanda birisini tek bırakıp risk alabilirsiniz. Dörtlü ganyanda ise 5 ve 2 yazıp geçebilirsiniz. Üçüncü koşuya geldim. 14 handikap, 4 tükar araplar, 1600 kum pist arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bu yarış aynı zamanda altılı ganyan ilk ayağı olacak. Bizim bu koşu için tercihimiz şu şekilde. Ben direkt size safkanları söyleyeyim. E, bir numara da Yahmet 2 numara uçan ejderha ve arkadaşlar 5 numara gece Işığı. Ben bu 3 hattan birisinin kazanmasını bekliyorum. Ee, yani özellikle birisi değil hani üçünden herhangi biri kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu üç safkanı ele aldım. Kilo farkları çok fazla olmadığı için yüksek kiloda koşmalarına rağmen etkilenmeyecektir bu safkanlar. Onu söyleyeyim. Yani en yüksek kilo 62, en düşük kilo 58,5. Ki 58,5 kiloda koşan ve 59 işte 59.5 e, burada kilolarda koşan safkanların pek fazla galibiyet umudu da yok yani. Kaldı ki olsa da e, burada fazla bir fark olmadığı için kiloda bu e, etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bu sebeple ben 1-2-5 şeklinde 3 safkanlı bir oyunla ilk ayağa başlıyorum altılda. Dördüncü koşu şart düş dişi. E, 4 yaşlı Araplar 1700 kum pist 8 safkanın mücadelesi var arkadaşlar bu koşuda. Ben e, bu yarıştaki favorim İsa Akgöz birlikte bir hafta evvel e, yarışta kazanan bir safkan. 6 numara kalk gel onu söyleyeyim. Fakat e, bu at favorim olmasına rağmen e, burada e, çok iyi durumda gelen isimler var. Bir arada yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ferit Yardımcı ile 4 numara Şeyma. Ceyda Canım 3 numara e, ee, bu atlar kesin yazılmalı. Geniş kuponlar için 2 numara Gupsezen Sezen ve 7 numara Nurbaşı da düşünülebilir durumda gözüküyor arkadaşlar. 3 at ya da 5 at şeklinde iki farklı oyuna ayırıyorum burayı. Bütçenize göre tercihinizi yapabilirsiniz. 3 at yapacak olanlar 6, 4, 3. 5 at yapacak olanlar 2 ve 7 ilave. 5. koşuya geldik. Şart 3 bir yarış arkadaşlar burası. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metrede kum start alıyor. 10 safkanın koşacağı bir mücadele bizleri bekliyor arkadaşlar bu yarışta. Şimdi ben bu koşu için böyle baktım, düşündüm ve dedim ki burası tek atılır. 2 numara Black Boy arkadaşlar. 60 handikap puanı birinci artısı cepte. ikinci artısı 32 günlük bir dinlenme süresi ve idman süresi çok iyi bir ara. Üçüncü olarak formda geliyor. Son 6 yarış hepsi tabela. Bir tane de galibiyet. Ve dördüncüsü ki en önemlisini sonra sakladım. Bu mesafede en iyi derecesi 1.15.81. Rakiplerine kıyasla en hızlı dereceyi elde etmiş. Ki bu atların hepsi 3 yaşında. Yani büyük bir fark yok. E diyebilirsiniz ki kum farkı vesaire hani acaba öyle bir durumdan mı? Hani bu 1.15.81 gibi bir düşünceniz olabilir. Ama bakın derece Diyarbakır'da 2022'nin sonunda elde edilmiş bir derece. E şunu da belirtelim. biliyorsunuz 1200 fazla Koşulan bir mesafe olmuyor. Yani tabii koşulur ama genelde 1400 ve daha üstü oluyor biliyorsunuz ki. Hani kısa yarışlar daha az tekrar ettiği için. Hani at mesela 1.16 ile de yarış kazanır zaten. Hani bu derecesini geliştirmesini özellikle gerektirecek bir durum yok. Zaten hali hazırda çok iyi bir derecesi var Black Boy'un. O yüzden ben burada 2 numara Black Boy'a güveniyorum. Ee, bütün bu şeyleri bir arada değerlendirdiğimde. Safkanın artılarını tek olacağı kanaatindeyim. 2 numarayı tek bırakıyorum. Sıralı ikili Ferit Yardımcı'nın bineceği 3 numara meydanın erini yazarak oynayabiliriz. 2 arkası 3 sıralı ikili oynanabilir. 2 i̇ki numara Black Boy tek olarak bırakıyoruz. 6. koşu şart 3 dişi 2 yaşlı İngilizler 1600 kum pisti yarışı olacak arkadaşlar. 7 safkanın start alacağı bir koşu bu. 1 numara My Gazelle, 2 numara Miss Royal, ve arkadaşlar Queen of the North benim buradaki öncelik vereceğim safkanlar. Dördüncü at isteyenler varsa 5 numara Rosa Luxemburg'u da yazabilirsiniz. 1-2-4 yeterli olur. 5 numara ilave seçeneği olarak söylüyoruz bu koşta arkadaşlar. Fazla bir detay yok. Çok fazla yarış koşmuş atlar olmadıkları için burada elimizdeki verilerden bunları çıkarttık. 1-2-4 şey, bir, iki, dört yeterli. 5 numara ilave seçeneği. 3 at ya da 4 at. 7. koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 9 safkan var. Favorimiz 1 numara Dilde Hanım. Ferit yardımcı ile start alacak olan safkan 2 yarıştır. 2. olması itibariyle favorimizdir. E, kuponlara ikinci bir tek isteyenler veya alternatif tek arayanlar varsa bir numara Dildi Hanım bu koşuda denenebilir. Fakat buranın bir meydan olduğunu da unutmamak lazım. Bu uyarda biz arkadaşlar 9 numara Warshirin'i de ilave etmeyi uygun bulduk. Warshirin'i yazdığımız e, durumda daha fazla yazacak arkadaşlarımız varsa 2 numara Çubuk Kızı son yarışından önceki yarışında ikinci olduğunu unutmamak lazım. Ve TikTok 7 numara bu koşuda ilave edilebilir isimler olarak yorumladığımızı belirtmek istiyorum. Bir de tabii My Love var burada 5 numara sürpriz yapabilecek bir isim. Bunların hepsi birer seçenek olarak kupon genişletirken aklınızda bulunması gereken isimler arkadaşlar. 1 numara alternatif tek. Daha sonrasında sırasıyla 9, 2, 7... 5 şeklinde bir sıralamayla gidiyoruz. Fakat burada 5 atı yazmak zorunda değilsiniz. Sıralama veriyorum. İsteyen verdiğim alternatif tek olarak değerlendirir. Biri tek atar. İsteyen 2 at, isteyen 3 at, isteyen 4 at, isteyen 5 at şeklinde yapar. 5 tane atı sıralamaya koydum. Bu koşudaki yorumumuz bu şekildedir. 8. ve sonuncu koşu şart 3. 3 yukarı İngilizler 1900 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 13 at var. 2 farklı ekürü izleyeceğiz ki bu ekürlerden bir tanesi 3 at olarak start alıyor. Diğeri 2 at olarak izleyeceğiz. ben burada Öncelikle e, burada 3 at olarak start alan ekürde Shadowman ile başlayacağım. 11 numaralı Safkan bu koşu için e, şu anda hazır vaziyette gelen bir isim. E, diğer ekürüyü de yine burada yazdıracağım. Unchained kaliteli bir at. E, henüz iyi performans sergileyemedi bu yıl ama bu yarış çıkış yarışı olabilir ki. Zaten ekürüs Chainbreaker'da 9 gün evvel ikincilik elde etmiş bir at. Bu ekürüyü de yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani 11-12 yapalım kesinlikle. Ondan sonra arkadaşlar 11-12 yaptıktan sonra son yarışı kötü olsa da 1 numara Asabi, devamında 2 numara Safkrom, daha sonra Perfect Effect 4 numaralı Safkan ve tabii 5 numara Amigdala burada değerlendirmeye alınabilecek isimler olarak gözüküyorlar. King of the Fire'ı vermedim. Bir yıllık bir arası var. Burada yarış görecektir. Mesafede uzun. Pleasant'li boyu vermedim ama yazılabilir. E, iki teke çıktıysanız sadece burada öneririm. Çünkü bu bir tane at eklediğinizde bir anda kupon çok katlanır. O yüzden e, burayı sadece iki teke çıkar, çıkıyorsanız söylüyorum. E, bu şekilde bir oyun önerimiz var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Katılımcısı olarak destek verelim. İstanbul videosunu izleyelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.